suni bir din meydana getirilemez. Din samimiyet ister. Yalan üzerine gerçek bina edilemez. Bununla beraber tarihte sahte din kurucusu iddiacılarına da rastlanmıştır. Fakat din, iman, ihlas, aşk ve doğruluk istendiğinden sahte peygamberlerin ve suni din kurucularının foyası kısa zamanda meydana çıkmıştır. İmam-ı Azam Hazretlerinin buyurdukları gibi Söz ancak kalpten gelince kalbe tesir eder. Gerçek peygamber, tebliğ ettiği dine herkesten önce ta gönülden inanan bu inancını her ne pahasına olursa olsun yaşayan kahramandır. Suni bir din kurmaya kalkışanların hikayesini tarih kitaplarında bulabilirsiniz. Biz bu konuda çok garibimize giden bir örnek üzerinde durmak istiyoruz. 19. yüzyılın ünlü sosyoloğu ve Batılıya göre sosyolojinin kurucusu pozitivizmin öncüsü Auguste Comte ne hazindir ki böyle bir suni din kurucusu olmak iddiasını taşır. Bilindiği gibi Auguste Comte 1789-1857 yılları arasında yaşamıştır. Fransızdır, tıbbi yeden kovulmadır. Pozitif Politika adlı kitabın yazarıdır. Ona göre sosyal tekamülün ilk merhalesi dini hayattır. İnsan grupları zamanla tekamül ederek felsefi yahut metafizik döneme girerler. Sonra da son ve en mütekamil merhali olarak da pozitif çağa gelirler. Pozitif çağda din ve metafiziğin yerini artık matematik ve tabiat ilimleri alacaktır. Fakat zamanla anlamıştır ki pozitif ilimler din ve metafiziğin insan gönül ve kafasında bıraktığı boşluğu dolduramamaktadır. O zaman şöyle düşünmüştür. İnsanlığın evriminde en önemli amil din olmuştur. Her devirde insanları birbirine bağlamaya hizmet etmiş, dolayısıyla topluma düzen ve denge sağlamıştır. İnsanlığı geçirdiği bu bunalımdan, kargaşalıktan kurtarmak istersek, ona bir din bulmak gerekir. Böylece Auguste Comte, beşeriyeti bunalımdan kurtarmak için gerçek peygamberleri reddederek yeni bir din kurmaya kalkışır. Dinin adı insanlık dinidir. Tanrısı gelmiş ve gelecek insanlığın kolektif ruhudur tapılacak ulu varlık insan ırkıdır. Amentüsü ise şöyledir. İlki olarak aşk, temel olarak düzen, amaç olarak ilerleme. Hristiyanların tesisini şu şekilde değiştirir. İnsan ulu varlık, feza büyük çevre, dünya büyük fetiştir. Bu dinin koruyucu melekleri kadınlardır. Günde üç kere bu melekleri sevgi ve minnetle anmalıyız. Bu dinin azizleri Musa, Ömer, Aristoteles, Archimedes, Sezar, St. Paul, Charlemagne, Dante, Gutenberg, Shakespeare, Descartes, Freklerik II, Bişah'tır. Auguste Comte takvimini 28 günlük 13 ay olarak düzenler ve her birine yukarıda saydığımız kişilerin adını verir. Daha buna benzer bir sürü merasim ve düşünce ortaya koyar. Ama bunları yaparken eski dini olan Katolikliği örnek alır. Kısaca Auguste Comte'un imal etmek istediği dinin esası, insanın insana tapınmasını isteyen prensip ve merasimlerden ibarettir. Bu konuda o kadar ileri gitti ki mahkum ve mahpus bir tahsildarın karısı olan Cotola de Vax adlı metresini insanlığın şahıslaşmış bir sembolü sayarak tanrılaştırdı. Hiç şüphesiz bu haliyle bir cinnet nöbeti geçiren Auguste Comte'un dinine kendisinden başkası katılmadı. Kaybolup gitti batılı ilim adamları Litre ve Mil, Agus Comte'un bu durumunu hayret edilecek ve üzülecek bir hal olarak ele almışlardır. Peygamberleri tekzip gayretiyle ortaya atılan pozitivist ve materyalist zavallılara bu sebepten modern putperest diyebilirsiniz.